Bugün Yeni Pazar'ın Alioğulları köyüne geldik. Şimdi köye doğru gidiyoruz. Volkan abi, ismi nasıl geldiğiyle ilgili biliyorsun konuşuyoruz. Alioğulları ya ismi. Evet. Birazdan ben hikayesini dinleyeceğim. Ama senin de dediğin gibi kesin belli bir hikayesi vardır. Abi, mesela çobanın biri gelmiş. Çobanın biri kesin gelmiştir. Ali'dir isim. 8 tane çocuğu. Nereye gidiyorsun? Alioğulların oraya gidiyorum ya. Alioğulları var ya. Alioğulları var ya, oraya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Alioğulların oradayım ya. Hani mesela öyle diye diye Alioğulları oldu büyük ihtimalle. Ama gerçeğini şimdi köye gidince öğreneceğiz. Köye girer girmez Mehmet amca ve Emir Ayşe teyzemle karşılaştım. Nasılsın, iyi misin teyzem? İyiyim çocuğum, sen nasılsın? İyiyim çok şükür vallahi ben de. Sen nasılsın amcam, iyisin? İyiyim, sen nasılsın bakayım? İyiyim çok şükür. Baksana. Ne diyor bak bu duygu, ne diyor, ne diyor biliyor musun? Kaç senedir evli olduğum diye söylüyorum diyor bana. Neden? Yalan söylemem dedim. Soracağım. Aman. Sorayım mı? Sor sor. Ne zaman evlendin sen teyzemle? Ben de 10 yıl önce onu sor. Dur, önce bir seni sorayım, sen kaç yaşındaydın vaadığında? 15 yaşında. 15 yaşında. Ana, buradan mıydın sen? Hayır çocuğum, hayır buradan. Aynı köyden değiliz. Aynı köyde akraba oluyorum. Kim dedi seni? Aman, o zamanları eşek aldım, beser aldım. Bacağım alacağımın bitti. O kadar. O kadar. Sen tamam mı dedin? Biyo göstermediler mi? Biliyorduk ya. Ha, akraba olunca biliyor. Okuldan tanıştık, okuldan. Okuldan diyor. Sen o zaman önceden biliyorsun. Biliyordum. Akrabayı. Akraba okuldan mı beğendin sen acaba? Ha? İkimiz de o sözleştik. Ha. Okuldan. İlkokuldan. İlkokuldan. Sen o zaman sevdin? Sevdim ya. İlla alalım bu kız dedin. Dedim, o da geleceksin dedi. Oo maşallah. Şimdi kaç yıl oldu? Komşu ona. Allah kızım. Şimdi Türk radyoya çıkacağız. Bak, ayıp olur çocuğum. Hiç ayıp bak, olur. Bak. Ayıp olur. Benim babam Hoca Bey, yalan söyleme. 57 sene oldu. 57 sene oldu. Ha bak, yalan söyleme. Maşallah 57 senedir berabersiniz değil mi teyzem? Diyorlar ki evlen. Hmm. Ben ne oldu, benim yaş biliyor musun? Hmm. Kaç yaşına girdim ben? 29. Duygu. 29. Duygu. 29'du. Duygu. Vasiyetim var. Buyur. Sakın olarak evlenme. Anam. Ebedi. Ebedi. Asla. Neden? 30 yaşında son zaten evlenilmez. Seçenek ol. Hak ediyorum bak. Ciddi diyorum. Değil mi? Ana. Bu yaşta. Ama ha sakın. İnanma. Bekarlık sultanlık. Anam, evlenme. Emir Ayşe teyzem, pek güzel söyledin ya. Ayıp ettin. Ne yapayım evlilik deme? İlin gari bilmem ne şöyle böyle. Ha. Rahat yaşa. Rahat yaşayayım. Ha. Neler yapayım peki? Nasıl zaman geçireyim? Beni illa evlendiriyorlar. Şimdi hayır evlen mi dedim ya. Evlenmeyeyim. Evlenme. He. Rahat dur. Bekarlık, he, sultanlık. Allah. Ondan sonra kendi hayatın, kendi yaşantın başkadır. Hı. Tamam. Peki sen kendin şimdi aklın olsa yine evlenir miydin? Hayır. Evlenmezdim. He. Evlenmezdim. Hiç kendin hayatını yaşardın. Ya kendi hayatımı yaşardım. Kızım onun ağzına bakma. He? Sen ne bakma, diyorsun? Evlen. Evlenir mi? Evlen. 30 oldu yaş ya. Olsun. Evlenme dedim, evlen işte. Evlenme. Evlen, sen onun dediğine bakma. Evlenmiyorum ben. Teyzem dinlerim. Evlen. Ne yapacağım? Nasıl bulunacak? Baksana bu yaştan sonra 30 bulunu, oldu. Bulunu. 30 olsun, oldu. Olsun. Ha? Bulunu. Yaş geldi bayağı. Bulunu. Geçip olsun. Duru. Ya, evlen, evlen gari, evlen. Evlen diye. Yok, ben Emir Ayşe teyzemi dinlerim. Bak işte. Ne diyelim ben şimdi? Çocuğum. Şimdi zenginlik. Biz vaya arkamız çocuğu sarındık. Tabii. Orak biçtik. Bunun altında İngilene bak. Elle oraklar biçtik. Devine hamanlar kaldırdık. Eşine, beygirine her işleri işledik. Koyunlar güttük. Kıl çadırın önünde ciplere duğduğduk 85'te. Ondan sonra Allah şükür halimize bu yaş yaşadık. Şimdi yaşandığı ne var? Her şey çok. 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 Bak ben onun bakarım, ağzına bakma. Bakacak gibiyim ben. Bak ya, bak çocuğum bakacağım, bak. Evlen evlen evlen. Bak Amuş'ta okul yapıldı. Amuş bir de açıldı. Biz 9 yaşına okul giydik kızım.
Allah şükür halime cahil değilim. Kendi malımın mahsulümün hesabını yaparım. Allah şükür halime. Şimdi Ege'ye gelirim. Ne her yere gider gelirsin? Her yere gider gelirim. Geziyor. Hiç korkmam da. Zaman nasıl geçiyor beraber Mehmet amcamla? İyi geçiyor kızım. Şimdi işeğdeyiz gari. İçeride. Aylık var, sağlık var, ne yiyeceğimiz bilmiyoruz. Öyle yaşantı var. İyisiniz yani. İyiyiz yani. Seni gezdiriyor, geliyor mu Mehmet amcam? Ana biz Ege gezmişiyorsanız kızım. Ege so bize. Her yakalara gittin. Gittik. En çok nereye beğendin? En çok Çanakkale beğendim. Ondan sonra her yakalara. Leyzen benim kıymetimi bil, ben onun kıymetimi bilirim. Allah. Yalnız bak sen ben söylüyorum, evlen. Nasıl bir köy burası, nasıl bir yer? Çok temiz. Bak dağlar, taşlar, bahçe. Gelir çok. Çalış. Her şey var. Çalışana her şey her var. Her şey var. Bak aklım ne ki? Bir portakal yetişmez. Her şey yetişir. Böyle bir yer. Öyle bir yer. Bak dağ, taş, bahçe. Hiç. 10 dönüm, 20 dönüm bahçesi olay yok bizim köyde. 50 dönüm, 60 dönüm, 100 dönüm bahçe. Her şeyleri kendimiz her yetiştiriyorsunuz. Her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz. Seviyorsun köyünü değil mi Deyzen? Çok severim. Anam ben de seni çok sevdim ya. Beyin seviyorum diye bakalım. Beyni seviyor mu beyni? Allah bilir kızım. Allah bilir kızım. Seviyorumdur ya. Bak da açık amcam sorsan. Sen seviyor musun? Çok seviyorum. Bak Kübra yengemle beraberiz şimdi. Kübra yengem böyle göründüğüne bakmayın. Ya ben böyle gördüğümde 70 yaş diyorum ama 80'in üstündesin. 80'in üstünde. Ama yeni baksana maşallahın var senin ya. Gayretimizi, gücümüzü, yaşımızı veren Allah çocuğum ya. Anam. Allah çocuğum. Sen peki ne yiyorsun, ne içiyorsun böyle sağlığın, neye borçlusun? Yoğurt yiyoruz. O da yumurta yiyoruz, yoğurt yiyoruz, süt içiyoruz çocuğum. Bulduğumuz meyvelerimiz, kendimizde yetişen meyvelerimiz çok. Onun koğuştan alıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ondan sayesinde havamızın sayesinde yaşıyoruz. Ay sizin köyün havası çok güzel baksana ya. Çok güzel ya. Çocuğum ya. Değil biz mi? Sizin geceniz duygu göreceğimiz dediler, biz sizin yolu baktık. Anam, anam güzelliğine. Peki Kübra yengem, bu zamana kadar hayat nasıl geçti? İyi geçti çocuğum da biz gençliğimizde rezil olduk. Rezil olduk. Haman, demen, kaldırkana. Çok şükür Allah'ıma hindi, hep. Ekin ekerdik, ekin bıçardık, hamal kaldırdık, eşeklerle taşınırdık çocuğum. Şimdi öyle değil. Şimdi minibüsle geliyorlar, gidiyorlar, iş çok güzel. Evet. Ha, gidenlerden genç olsam gidesim geliyorum. Çalışacaksın hala. He çalışacağım. Durmuyorsun, durduğun yerde. Durmuyor. Evlen deyip duruyorlar beni ya. Evlen diyorlar. Onu kendin biliyorsun çocuğum ya. Yaşım 30 oldu benim. Ya evlen tam olur daha çocuğum. Ha, bu saatten sonra ne diyorsun? Ya iyi olur. Başında bir tutar olur kızım. İyi olur. Allah'ım hayırlı kullar denk getirsin. İyi adam nereden bulacağız? Bulmuyor. Ararsan çocuğum. Hemen dangıdak bağlayacağım. Hemen dangıdak bağlayacağım. Anasını bu bastana danını budan soğacaksın, izleyeceksin. Allah emir ondan kurtulacaksın. Yani, varanlar hep televizyonda görüyoruz. Nasıllar? İki çocuğun kovup gidiyor, birini daha varıyor. İki çocuk oradan buluyor. Çocuklar meydanda kalıyor. Yazık değil mi? Öyle kendin olması lazım. Yani. Benim gar yaş geçinceye kadar artık insanda kalmadı. Alıyorlar. Arıyorlar çocuğum. Namuslu olduktan sonra arayan çok. Çok. Allah hayırlı kapıları nasip etsin kızım. Sen hayatı seviyor musun Kübra yengem? Evet. Hayatı seviyorsun değil mi? Ana sevilmem çocuğum. Daha ondan güzel bir şey var mı? Hayatta güzel bir şey var mı çocuğum? Ne güzel değil mi yaşamak? Daha tabii ya. Sağımız zenginiz çocuğum. Başka şey aramıyorum ben. Sağlığımız mal mülük bilen istemiyorum bu yaşta. Emme yemeğimi yiyorsun, edip biliyorsun, yedim, yıkadım, temizledim, yapabildim mi? Şükür de namazımı kıldım. Ben bu zenginlik bu. Yediden torunum var. Yedi torun. Yediden torunum var. Seviyorlardır seni. Çok. Anam. Çok. Çok ben onları özlüyorum, onlar beni özlüyor. Ay şu an şimdi bizi izliyorlar Kübra yenge. Ha ya. Çok. Ne diyeceksin, onlara selam göndereceksin mi? Göndereceğim. Ne diyeceksin torunların çocuklara? Çocuklarımı öptüm, çok özledim çocuğum. Hepinizi öpüyorum. Canından yürekten öpüyorum çocuğum. Hadi Allah'a emanet olun.
Kazım amcam ve Nazire teyzemle beraberiz. Kazım amcam. Efendim? Genç delikanlı gibi nereye gidiyor bu? Bu ot pişmiş de ot. Hayvan bakıyor bu. Vallahi baksana ya. Baksana bir ya. Sen maşallahın var senin. Ne edelim çocuğum? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Ne var ya? Allah'a şükür be çocuğum. Sizler gördük daha iyi oldu. Bahçamma. Bahçeye gidiyorum. Ne var? Ne ekiyorsun? Ne biçim? Yemiş inci var yani. Bahar hindi değil. Yazın geleceksin. Yazın. Hayır incir. Ha incir yani hindi, her tarafı hindi, hindi kuruyoruz. Kur değiliz kuruyoruz yani şimdi. Hindi, emek çekiyoruz, yiyeceğiz. Seviyor mu topraktan uğraşmayı? Ayıp ettin yani. Topraktan dünyaya geldik, toprağa gideceğiz. Güzel konuşuyor Nazir teyze. Kim öyle? Kaç yıldır berabersiniz siz? Kaç sene oldu kuna bilmeyeceksin kızım. 71'den hesabet çocuğum. Kaç seneler oldu. Ana 52, 52. Karınla mı evlenecek karindi? Seviyor mu sen Nazır teyzemi? Canım sevmem çocuk. Bak bak. Ya bir komşumdum zaten. Komşuydum. Komşu kız zaten. Beğendin. Ya, beğendim yani. Nasıl ikna oldun gar sen? Bilmiyorum gar kadın kızım ben. Sormadılar mı seni? Ya evvel sorulmazdı. Kaçardık biz birbirimizden. Görünmeyeceksin. Yok görünmezdik. Şimdikiler nasıl? Oho şimdikiler. Hiç. Değil mi? Ha bitti. Ama şimdi şöyle çocuğum. Yani kusurmam yani. Konuşuyoruz ya şimdi. Ha. Şimdi telefonla var şimdi. Evet. Ha. Ama yarından sonra ne olacağını biliyor musun? Bilmiyorsun. Ha bitti olaylar göreceğiz. Onda evlenmiyorum ben. Onda evlenmiyorum ben. Bak dinle. Dinle evlen. Yok olmaz. 30 oldu gari yaş ya. 30. Öğlenecek. Geçti gari geçmedi mi? 30. Ya. Tam geçmedi. 30 yaşında aklı başında. Aa 30 yaşında aklı başında. Aklı başında geldikten sonra evlenir mi hiç? Evlenir gari. Şevik ablamla beraberiz. Şevik ablam bu köyde hayvancılıkla uğraşıyor. Vallahi ablacığım nasılsın, iyi misin? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz ya, burası ne güzel bir köymüş evet, böyle. Evet çok güzel, hele yazın gelseniz hiç gitmezsiniz vallahi. Vallahi bugün bile benim yine gidesim yok. Aynen. Nasıl bir köydür burası? Güzel bir köyümüz. Yani ne bileyim ben, çiftçilikle uğraşıyoruz. İşte öyle. Neler yetişiyor burada ablam? İncir, zeytin, yetişmedik hiçbir şey yok. Fındığı kadar yetişiyor. Başka yerlerde insanlar gelmiş başka değil mi? Evet evet geliyorlar. Yeni pazardan, Nazilli'den ev yapıyorlar, bahçe alıyorlar, hobi bahçesi gibi. Burada yetiştiriyorlar, zaman evet, geçiyor. Yetiştiriyor. Eski havayı nerede bulacaklar? Aynen aynen. İnsanlar. Her şey organik, gördüğünüz gibi hayvanlar, insanlar her şey organik. Sen hayvancılıkla da uğraşıyorsun. Evet. Bu köyde hayvancılık da var galiba. Var büyükbaş. Var. Evet. Küçük baş da var, büyük de baş da var. Süt hayvancılığı yani. Sen ilgileniyorsun onlarla. Evet ilgileniyorum. Nasıl geçiyor zaman ya? Onları... Bekliyorum başlarında işte çıkmasınlar diye bunu. Bir sabahları çıkarıyorsun, akşamları evet. Koyuyorsun geri. Evet evet. Değil mi? Aynen öyle. Seviyor musun burada yaşamayı? Seviyorum seviyorum. Köyümüz güzel. Sevilmez mi burası? Teşekkür ederiz ablacığım. Biz de mutlu olduk. Biz de teşekkür ederim. Anam. Hayır hiçbir neden şey yapmaz. Neden geldi öyle? Hayır baksana. Bir şey yapmaz. Bizi kıskandı galiba gördün evet, mü? Evet kıskanı biliyor benim. Poz verecek. Poz evet. Ver. İsmi ne onun? Karakız. Karakız. Kara kız benlik kara kız. Hayır kızım. Kara kız. Şaşırdı. Neden öyle yaptı o? Hayır. Yabancı gördü galiba da. Yo beni hoş geldin mi diye çektim evet. Ki. Ana. Röportaj yapacakmıştır belki de. Baya arkamızdan geldi gördün mü abi? Evet. Allah Allah şaşırdı benze. Burası. Köy kahvesine geldik, çayımızı içtik, biraz muhabbetimizi ettik. Şimdi Mehmet amcamla beraberiz. Doğup büyüdüğüm bir yer, havası çok güzel, evet. Çok düzenli. Yaz sezonlarında hatta dıştan, daha Nazilli'den, Aydın gibi, Manisa gibi yerlerden buralara yerleşim alanı. Yer buluver diyen çok arkadaşım var. Mehmet amcam sen biraz buranın tarihiyle ilgili de bilgi sahibiymişsin. Alioğulları nasıl kurulmuş, Alioğulları neler olmuş? Alioğulları 1815'te kurulmuş. 1815? 1815 evet.
Ama bu üçüncü köyümüz yerleşim alanı. Birinci köy yerimiz hemen bu Yeni Pazar'dan bu köyümüzün göründüğü yerin hemen bir altında. 14 hane falan. Bunu da dedemden duydum. 9 yaşlarındaydım dedi. Bozdoğan Kaza ilçe oluyor. Yeni Pazar nahiye. Yeni Pazar bir vergi olayı oluyor. Bu vergi olayından dolayı Bozdoğan demiş ki biz ikametinizi bize verirseniz eğer biz sizden vergi almayacağız diyorlar. O zaman Yeni Pazar müsaade etmiyor. Madem köyün yatağını değiştirelim diye düşünüyorlar. Nereye gidelim? Demişler Karayel görmeyen bu şimdiki biraz sonra gideceği olduğumuz yerde Ali isminde bir amcanın iki oğlu varmış. Birisi keçi çobanı, birisi koyun çobanı. Bunların olduğu yere gidelim, yerleşim alanını kuralım demişler. Ve oradan o eski Örenler dediğimiz yerden şimdi gidici olduğumuz köyün olduğu yere ikamet ediyorlar. Ve orada yerleşiyorlar. Muzaffer amcamla beraberiz şimdi. Muzaffer amcamın ben bir ceketini gördüm. Hörü gömleğini gördüm. Şapkasını takmış. Gözler çok güzel. Maşallah var ya. Sağ ol. Teşekkür ederim. Muzaffer sağ amcam hep böyle sen hoş bakımlı mısın? Yok değil o kadar değil. Ya. Yaş kaç? 70. 70 yaşındasın. Evet. Neler yapıyorsun köyde? Çiftçilik yapıyorum. Bağışlarına buluşuyorum. Karakın neredesin? Öğleye kadar çalışma, öğleden sonra istirahat ediyorum. Bu köy nasıl bir köy? Aylıoğulları köy. Vallahi önceler fakirdi. Herkes çobandı. Herkes keçi koyun vardı. Ama şu anda onlar bitti. Bağış işine uğraşıyordu. Herkes kendi işini yapıyor şimdi. Amal işi yok. Daha amali buluyoruz yani. Ester pamuğa gidiyorduk. Oğuya. Traktörle. Evet. O rezilliğe geldi kaldı yani şimdi. Tabii. Eski zamanları özlüyor mu? Rezilliğini özlemiyorum ya ona. Değil mi? Çamurda, tozda Yeni Pazar'a iniyorduk. Üst baş çamur, toz. Şimdi traktörüne bir kişi gitmiyor yani. Aloğullar güzel bir yaz için burası durması çok iyi. Misafirlerimiz geliyor dıştan, Yeni Pazar'dan olsun, çevre köylerinden. Ben çiftçilikte uğraşıyordum. Önce küçük baş vardı, koyunla. Keçi çobanlı. Hayır, koyun vardı önce. Keçi de vardı. Devamlı çobancılığına geçti bizim. Bu dağları sen çok iyi bilirsin o zaman ya. Evet. Ergün dayı. Efendim. Ağacın altında oturmuşsun. Evet. Etrafı izliyorsun. Köyün evet. Tadını sen çıkarıyorsun ya. Allah'a şükür ya. Çok şükür elhamdülillah. Dayım sen ne işlerle uğraşıyorsun köyde? Ya işte bak hayvanla uğraştın ya. Bunlara bak büyük ya. Büyük başlarlar. Evet ben 1966 doğumluyum. O zaman bu zaman hayvanla uğraşıyorum ben. Hayvanla hep işin. 3 yaşında oğlak gütmeye, kuzu gütmeye başladım ben. Devam ediyorum gari. Kaç yaşındayım ben mesela? Kaçlıyım dedin sen? 1966'lı. 66'lısın hemen hesaplayamıyorum. 57. 57 yaşındasın. O zamandan bu zamana ondan hayvanla uğraşıyorsun ya. Peki sende başka şey var mı? Üretim var mı? Çiftçilik ettiğin bir şey hepsi var mı? Hepsi var. İncir bağaç, incir. Ooo çok Allah'a şükür. Yalnız hanımı görmüyor. Hanım yok. Neden? Hanım saat 4 kalkıyor. Çilek var ya. O da aynı çiftçi ya. Onu düşünerekten oraya gidiyoruz galiba. O hanım da yok. Nereye gidiyor çileğe? Sabahın bakıyorum bir yattım ya da hanım kalkmışım şey diyor çileğe. Çileğe gidiyor. Sultan Hazar'ına. Anam sen galiba hanım olmayın cerak canı sıkılıyor. Ama ya canım sıkılmıyor. O da eraz olmasın diye çiftçilerimiz de zarar etmesin diye hepimiz de. Aynı bizim gibi işte ne yapacağız Allah'ım çok şükür. Sen hanıma düşkünsün gibi geldi beni Ergün dayı. Öyle düşkün olmamın onsuz yaşamım ben ya. Ben ne yapacağım öteki gibi. Sağ olsun da solu sağ olduktan gel bizim yanımızda durdum yeter o bana. Siz hep üretmeyi seviyorsunuz. Tabii canım üretiyorum ben devamlı. Sen istesen oturursun bir şekilde yaşamını gider de. Yeter de yalnız emel olmayınca kadar devam edeceksin daha. Edeceksin daha. Aa, 90 yaşın kadar. 90 yaşın kadar çalışıyorsun. 90 yaşın kadar bu hayvanı bulup küçeceğim ben. Sağlıklısın, dinçsin. Havadan mı oluyor bu? Ya baksana bu serini görmüyorum, sen o çamın kokusunu görmüyor musun? Sen duymuyor musun bir o? Baksana şunun çamın kokusunun güzelliğine. Aa tabii canım biz ondan. Gel buradan bir şey söyle bari.
İle hanım kole gelsin. Hemen gelin çok duman savurlama köyde. Güzel dedin değil mi? Çok güzel dedin. Aa sıkıntı yok bence. Şey... Hadi. Herkes selam söyle benden. Hakan 20 yaşında ve çobanlık yapıyor. Nasıl geçiyor o zaman biraz anlatsana. Abi gezdiriyoruz işte buralarda. Hayvanları yayıyoruz, gezdiriyoruz. O yani. Seviyor mu onlarla uğraşmayı? Ya seviyoruz abla, hayvanları seviyoruz. Ayloğullarını seviyor mu? Seviyoruz abla, burası bir başka ya. Seviyorsun köyünü. Aynen. Hiç bir giden buradan başka yerde yaşayayım demedin mi? Yok abla ya. Demedim. Ay ileride nasip. Belli olmaz diyorsun. Belli olmaz. Ya abla işte hayvancılık, mesela tarım, incir, mincir oluyor bu, zeytin oluyor. Onları yapıyoruz. Başka bir şey de yok yani. Evet. Onlarla geçiriyoruz vakti. Ama manzarası bilen çok güzel. Manzarası çok güzel abla. Vallahi Hakan. Her şey doğal. Sen bu kadar hayvanı nasıl baş ediyorsun peki? Abla baş ediyoruz ya. Böyle şey yapmıyorlar yani. Hani gezdiriyoruz hayvanlar. Eskiden çobanların elinde gavalı olurdu. Şarkı markı söylerlerdi. Yok abla onlar da gavalı çalardı. Sizler biz, telefondan. Biz yeni çağ şeyiz, çobanıyız. Evet, yeni çağ çobanı. Tarım. Evet, vallahi kusuru evet. Bakma sizin hindik yerde güzel, yaylanız da pek güzeldi. Ben bu terk ettiğiniz yeri çok beğendim. Yani böyle bir manzara, evler zaten çok güzel. Taş ev hepsi. Evet, taştan yapılmış. Orman manzarası var Volkan abi. Burası tam bizim için uygun yer. Buraya mı gelsek biz ne yapsak? Her şey olur. Şimdi izleyenlere birazcık anlatmak istiyorum. Yani birçok ilde duyuyoruz. Terk edilen işte köy, hayalet köy gibi birçok yer var. İnsanlar oraya gidip görmek istiyor. Şu anda Aloğulları köyünün de terk ettiği alan burası. Ve buradaki evler, yapılar çok güzel. Çok eski zaten değil mi muhtarım? Çok eski evet. Aynen. Yani kaç yıllık aynen. Vardır mesela ev? 100 yıllık. 100 yıllık evet. Evler var ve şöyle bir özelliği var. Burası çok yamaç ve sarp olduğu için daha önce burada yaşayan Aloğulları sakinleri evlerdeki taşları yani kullanacakları taşları tek tek sırtlarında taşımışlar ve IMC usulü yani herkes birbirine yardım etmiş, birbirlerine ev yapmışlar. Sarp bir yamaç olduğu için traktör zaten işlemiyor. O zamanlar zaten çok traktör yoktu. Hep sırtla çekilmiş taş. Kültür müdürlüğüne kazandırılması gerekiyor. Evet, turizm aynen, değil mi? Aynen, turizmi. Turizmi açılması lazım. Nasıl güzel bir yer. O kadar ben bayıldım ya muhtarım. Ben kendim inşaat ustasıyım. Şu anda o eski atalarımızın yaptığı düzgünlüğü tuğlayla yapamıyorum. Değil o mi? Kadar özenilerek yapılmış bir. Özenilmiş. Evet, taşlar falan ne kadar güzel olmuş muhtarım. Aynen. Ve evler düşün bak kaç yıl oldu diyorsun. Hiçbirinde bir şey yok. Bir şey olmuyor. Ya küçük aynen. Böyle küçük aynen. Hafif yıkımlar tabii var da. Yıkım. Ama şey yok yani hani hala daha böyle tam yamaçta bir de tam düzgün yapmışlar yamacı doğru dik. Aynen düzgün. Evet valla muhtarım. Düzgün. Şimdi ne yapılır burası acaba ya? Şöyle bir evet. Işıklandırılsa. He Volkan abi akşamları şöyle sarı sarı ışıklar olsun burada baksana. Hayalet köy. Hayalet köy aynen. Değil mi? Yani İzmir'de ve de Muğla'da duyuyoruz. Evet. Biz de istiyoruz yani. Burada kaç tane yapı var muhtarım? Burada 95 yapı var. 95 yapı var. 97 tane hatta. Peki, okullar, camilerle 97 tane. 97. Peki böyle çevreden buraya gelip buradan arsa alan oluyor mu yerleşen? Alanlar var. Üst kısımdan, yerleşim alanının üst kısmından alanlar var. Var. Şimdi muhtarım bana az önce söylemişti. Aloğulları köyü şöyle oluyor. Daha önce buraya, daha bir tane daha var öncesinde. Başka bir daha yer daha var. Daha öncesi orası kalıntıları falan kalmamış. Kalmamış. Artık. Burası evet. İkinci kurulma evet. Yeri. Sonra burası sarp geliyor. Ondan yukarı yaylaya çıkıyorsunuz. Sarp ve de yamaç olduğu için deprem riski olabilir, kayma İyi. Olabilir riskinden düz yere çıktık. Hı.
Ama burası tabii daha sıcak. Şimdi, evet. Değil mi? Ama sıcak. Havası şu aynen an öyle. İyi. Yukarıda üşüyorduk. Horu geçti. Yani. Horu geçti. Beni burası aynen. Horu geçti Volkan abi. İçlerim ısındı yani. Tabii yukarısı yaylı olduğu için orada rakım 800. Burası biraz 900. Daha. 900 burası rakım. Burası 700. Burası 700. 700 bilen bana iyi geldi. Yukarıda nasıl üşüdüysem. Köye ismini veren Ali'nin ilk geldiği yerdeyiz biz şu evet. Anda. Mehmet amcam, Alioğullarındaki Ali buraya mı gelmiş ilk? İlk geldiğinde buraya mekan kuruyor. Ha buraya ne yapıyor buraya ki? Burasında bir ev, hayvanları eski hayvanların daha kıymetliymiş vatandaşlarda. Rüzgar görmüyor diye, kara yel görmüyor diye. Buraya mekan tutmuş. İlk mekanın kurulduğu yer bu burası. Ağaç. Bu zeytin ağaca, ağacı. Bu zeytin ağacı kaç yıllık acaba? Bilen yok. Dedem rahmetli 85 yaşında öldü. Bilmiyorum oğlum dedi. Sen şimdi Çakıcı Mehmet Efe'den bahsettin az önce bana. Heh, o, Çakıcı Mehmet Efe'nin de burada bir anısı o mı var? O hadise şöyle oluyor. Burada mı var anısı değil mi? Alioğullar da yetim diyor. Kim varsa kız isteyin. Bütün masrafı benden diyor. He. Çakıcı Mehmet Efe. Fakir fukaraya çok gözeten bir şahısmış. Dedem rahmetli iki kardeşin abesiyle düğünü aynı olmuş. Bu düğünlere önder bir kişi buluyor Alioğullar köyünden. Kızı istiyorlar. İki düğün bir arada oluyor. Artık Çakıcı Mehmet buraya geliyor Çakıcı Efe geliyor. Ha. Ziyarete para ödemeye köyün önderi olan şahısa gece geliyor kızanlarıyla şurada bulunan pinar ağacının içine oturuyor. Buraya kadar geldin efem bir keşkemiz nasip olsun buyurun demiş toplumun içine. Ben oraya varırsam ahenk bana döner. Evet. Bu köylünün ahengini bozmak istemem. Size afiyet olsun demiş. Gargoyle. Kızanlarıma getirin. Evet. Kızanlarım yesin ben löbet tutayım diyor. Senin elinde bir kekik vardı Mehmet amcam. Size bakın. Takdim etmek için doğadan. Doğadan görüyorsunuz. Evet. Mis gibi dağ kekiği çok güzel kokuyor yalnız. He, Mehmet amcam. Çok. Ay Volkan abi. Yemeklerin içini. Çek bakayım bunun anam. Bak. Vallahi şifa çok güzel. Bunu televizyonda kaynatıp içelim. Bunu götürelim gidelim ben içeriz olmazsa. Ablamlar, teyzemler geleceğimi duymuş. Çilek işini gidiyorlarmış. Bırakmışlar gar çileği mileği. Ondan sonra toplanıvermişler. Biz o yüzden hep beraber sobayı da yakmışlar ısıcacık. Evet. Mayıs ayındayız. Hava hala daha soğuk yapacak bir şey yok. Ondan bizim muhabbetimiz çok sevgili izleyenler. Vallahi benim çenem de çok biliyorsunuz. Ondan muhabbetimiz çok oluncaya kadar. Vallahi hiç susmuyorum. Tabii konuşacağız. Konuşacaksın mecbur. Ondan geldik. Ondan geldik. Evet. Sen konuş gari. Teyzem nasılsın bakayım? Allah'a şükür. İyiyim. Bu köyden mi? Bu köydenin doğma büyüme buradan. Yaş kaç? 71. 71. Nasıl geçti bu 71 yıl? Nasıl geçtiğini hiç bilmiyorum. Haberin yok. Hiç haberin yok. Hiç haberim olmadı. Peki gençliğin neler ettin bu köyde? Her şey ettim. 36 sene geç küttüm dağlarda. Zahide teyzemle beraberiz şimdi. Zahide teyzem nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen de bu Allah'a köydensin. Allah'a şükür evet. Alioğullar nasıl bir köy? İyi. Rüzgar çok iyi. Seviyor mu köyünü? Evet, seviyoruz. Siz bir şey oldu mu böyle konu komşu toplanma veriyorsunuz? Veriyoruz. Her şeyimizde böyle toplanırız. Birlik beraberlik var. Evet. Nasıl geçiyor zaman Alioğullar köyünde? Geçiyor ya zaman. Su gibi geçip dur. Ömüyle tüketip dur. Tüketip dur. Habarımız yok değil mi? Yok ya. Kocatık bile. Oo kocumamışsın. Kocatık bile. Kocumam. Ben 30 yaşına geldim mesela. Ben diyorlar ki artık sen diyorlar yaşın çok geldi evlen. Daha evlenecek yaş mı 30? Biz 50 yaşın geldi. Hayatta evlenecek yaş. Ha? Gelmiş gari evet. Elinde yaşı. Evet. Evlen gari. Ama daha ben 35'ten sonra bakarım. O zaman beğenmesin olanlara.
O bilmiyorum. Oğlanlar da beni beğenmeyebilir gari o zaman. Geçti gari benden, boş vereceğim ben. Değil mi? Evlenmeyeceğim ben. Sen neler yapıyorsun bu köyde? Hiç yaptığım yok gari çocuğum. He. Duruyorsun kalan. E bugünü kadar yapacağını yaptın koş, zaten. Koşturduk koşturduk oturduk gari. Çok uğraştın, çok çalıştın çok. Değil mi? He? Keçi küttük, koyun küttük, işleri gittik. He. Öyle öyle. Çalıştın hep? Çalıştık. Senin gençliğin burada yine bu kadar incir var mıydın? Yoktun öyle. He? Yine bizim maden de öyle yiyecek kadar. He. Yoktun. O zaman ne o kadar olmuyormuş. Doğru. Öyle. Şimdi çok güzel, burası çok meşhur buranın inciri. Pamuğa gidiyorduk. Pamuğa bitti. Çilek başladı, onları gittik. Çam işlerine gittik. Adam ölese yani ne yapacaksın? İş başı kaldı. Öyle. Ama başardın, mücadele ettin. Başardım, başardım. Kocadır. Evlen kalan evlen. Evlenecek. Sonra koca versin, kim bakacak? Abi 30 çok büyük oldu ya. Şimdi benim diyelim çoluğum çocuğum olmuş, ben kim bakacak? Doğru. Güzardayızım, oradan beri böyle geliyorum. Herkes evlen evlen diyor. Sen ne diyorsun? Ben de evlen diyorum gari. Sen de öyle diyorsun. Benim de iki tane torunum var henüz yaşta. Hı. Onlar da evlenmedi daha. Onlar da evlen diyor. Erkek evet. Mi? Tamam. Bekar mı? Bak. Bekar. Erkek mi? Kaçı? Kız. Neyse, İkisi de kızmış abi. Ha, kız. Yedi tane torunum var. Allah bağışlasın. Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu insan belli olmuyor. Karpuz değil. Tabii, kokup tabii, baksan, doğru, kesip doğru. Baksan, gavun değil, kokup baksan. Nerede anlayacağız biz bu insanlara ya? Öyle. Tabii, tabii. Pazarda mı satılıyor bu? Tabii. Öyle. Ha? Değil mi? Öyle. Nereden bulacağız insan? Bulurum, bulma. Bulma, iyiledi bak. Bak, bak, çok iyiledi bak. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Benim yaş 30 geri verinceye kadar hepsi evlendi. Anladınız mı? Şimdi kalmadı. He? Vardır o, vardır. Olmadı. Vardır. He? Sen biliyorsundur onun olduğuna. Allah Allah, bilmiyorum. Biliyorsundur vardır. Bir de ben bilmiyorum. Herkes bir şey vardır sende diye. Ben bilmiyorum bak sen ya. Biliyorsun, bilirsin. Peki buradan mı doğdun, büyüdün, buraya geri mi geldin? Ya ya buradan. Buradansın. Buradan. Amcam? Amcam sağ. İyi. Sağ. Kaç yaşındı vardın adamı? Ben mi? Gari büyüyor bak, büyüyor bak. Allah. Kaçtın ki? Ben 16, 17 yaşındaydım. He. O askerden geldi dedin, 25 yaş var aramızda. 25 yaş. Ha, öyle değil. Peki o zaman seni sordular mı diyor? Biz annelerimiz biliyordum, biz kendimiz bilmiyorduk ki. Ana. E sen yine böyle bakmadın mı, önce büyüyor görmedin mi adamın yüzünü? Görsen gari bizim elde bir şey olmuyordun. Anneler ne desen babla onu oluyordun. O, ama tabii. Yine de bir beğenmişsindir. Beğendik gari, beğenmişsek oğlum yine. Yine olmaz tabii. Tabii. Beğenmişsek oğlumu. Oğlumu deme. Tabii. Nasıl geçiyor, nasıl be, kaç yıldır hayat arkadaşıyız? Epey oldu gari ya, 40-50 sene oldu ya. 50 sene oldu. 50 sene. 50 sene büyüyor, bıkmadın mı bu bıkmadım adamdan? Bıkmadım maşallah, hiç bıkmadım. Anam maşallah. Allah'a şükür. Büyüyor bıkmadın 50 sene ya. Ya ya bıkmadım. Abi büyüyor bıkmadın ya. Ya ya. Hani 50 yıldır bakıyorsun. 50 yıl oldu. Sevinciye kadar. Tabii tabii. Anlaşılıyor demek ki. Anlaşılıyor tabii, sen de. İnşallah sen de öyle olursun inşallah. Beni bıkacak gibiyim bak, sen ya ya. Ben diyorsun. Ben zaten 50 yıl olmaz, ben 30'um. 30'u bulsam 50 yıl sonra ben 80 yaşındayım. Ya ya tam senin gari, hinci evleneceğin zaman gari. 35 çok mu geç? 35 geç. Senin kararın ne? Burada hep beraber evlenip evlenmeyeceğimi karar vermeye çalışıyoruz. Evlen. Sen de yaşım gelmiş. Evet. Ha, yaşım gelmiş geçiyor. Evet. Sen evlisin, çoluk çocuk var abla. Var. Bir kızım var işte. Kızım. Allah bağışlasın. Bir benim. Kızım var. Evet, bir kızım var. Nasıl peki? Aloğulların zaman nasıl geçiyor? Hayat nasıl burada? İyi. Benim ufak malım var. Koyunum var. Onlarla uğraşıyoruz işte. Koyun keçin peşindesin. Evet. Sen neler yaptın gençliğinde? Ben neler yaptım? Keçi küttüm, enek küttüm. Ondan sonra çaldır ora piştim, apora piştim, setim topladım. Şimdi ıratımız çok iyi gari. Belki böyle köyünü seviyor mu? Seviyorum, köyümü sevmemin. Köyüm doğmuş büyümüş köyüz. Tabii. Yani, peki senin ne soracağım ben? Sen şimdi mesela burada eskiden elektrik yoktun değil mi? Yoktun, elektrik yoktun, suyumuz yoktun. Ne yapıyordunuz? Kazanağa mı sarınırdık, ta derilere, pınarlar yümmeye giderdik, pısat yıkma giderdik. Allah Allah. Çocuklarımızın... elektrik yok, neyden, şeyden, gaz lambası? Gaz lambası vardın. Onunla ekmek yapardık gece, sabahlı malı gideceğiz, öyle öyle uğraşıyorduk. Değil mi? O zamanları özlüyor mu peki o zamanları? Ya özlemiyorum çok. Ana! Ben o gaz lambasıyla bilen geziliyormuş. Ya çocuk. Onu bir heves ediyorum ben. Gezerdik hemen ben. O yedek gömle. Gaz lambasında. Ha evet. Ekmeği ver gari değil mi? Ekmeği ver. Belli elicik. Yedek. Önünde. Allah Allah. Biz işi giderdik. Buradan
Bozdan Ovası'na işi giderdik. Hı-hı. Sözüm orak pişmeye, pamuğa, onu bunu giderdik. Kendine arbe miniyorlar. Oraya kadar. O da miniyorlar buraya kadar. Gelin mi geldin? Gelin geldim buraya. Nereden? Bozdan Pınarlı'dan. Ana Pınarlı da çok güzelmiş değil mi? Orası güzelmiş. Güzel. Güzel. Oradan buraya görücü usulü mü oldu gari? Görücü usulü. Büyükler söyledi. Evet. Baktın büyüyor tamam dedin mi sen? Öyle. İşte annem bile uygun gördüler. Evet dedi gör işte. Kaç yıldır evlisin? 15. 15 yıldır evlisin. Evet. Peki sevdin mi daha sonra bu köyü? Sevdim sevdim. He? Ablam da buralı. He? Ablam da buraya geldi. Buradayız işte. İyi o çok zaman iyi. Zaten bakıyorum ben. Bir kızım var işte. Allah bağışlasın. Ay maşallah. Zaten şey ki herkes baksana ne güzel akraba gibi olmuş. Evet evet akrabayız. Uzaktan gibi sen başka bir köydensin diye bir şey yok. Yok yok öyle şey yok. He, birlik verir. Beraberlik hep. Beklediğimiz ana geldik. Yine gördüğünüz gibi muhteşem bir sofra hazırlamış. Ablalarım, teyzelerim birleşmişler. Ya bu kadar güzel olmaz ya. Neler ettiniz siz böyle ya? Keşkek yaptık, sağım yaptık, domlan yaptık, çörek yaptık, ana. Puf böreği yaptık. Sarma mı? Evet. Bu neydi? Doblan. Doblan ne? Biz doblan diyoruz. Topalak. Topalak? Evet. Yani topalak. Neyle yapılıyor? Et suyuyla yapıyoruz, göcene yapıyoruz. Ha göce ne? Göce, buğday göcesi. Aa bak ben bunu hiç bilmiyordum abi. Bundan yemedik hiç değil mi? Evet buğday göcesi. Yemişiz diye. Ama her yer dolmuyor bugüne. Sıkma diyorlar onlara. Sıkma tamam doğru. Bu bir çeşidi. Yoğuruyorsun evet. Buna et suyundan göceye. Ondan kere avucunu alıp böyle yuvarlıyorsun. Hı-hı. Ondan kere pişiriyorsun. Allah. Atıyoruz içine. Oradan soğanı yendiriliyoruz. Mis gibi. Evet bayram. Buraya özel mi bu? Evet, evet biz bunu yapık olduk. Yuvarlık olduk. Siz gelecek diye hazırlık olduk. Hazırladınız. Evet. Keşkek de yapmışsınız evet, ya. Evet keşkek yaptık. Akşamda keşke ısladık. Hı-hı. Suyundan. Ondan sonra zoban suyunu pişirdik. Hı-hı. Ondan sonra bir robottan geçirdik. Allah. Ondan sonra için bir tavuk kattık. Of hazır keşkek. Hazır keşkek. Valla ben daha muhabbet edeceğim de muhtarımın karnı çok acıkmış. He? Ha dursun mu? Dursun bizim muhabbetimiz dursun, pek güzel. Dursun. Topalağa başlayalım. Bu topalak bak. İçinde topalak vardır onun. Bu deme. Evet. Heh. Evet. Üç topalağa bak büyüyor. Ana Volkan abi. Bakayım büyüyor. Zaten bak büyüyor nasıl. Sen zaten öyle çok seviyorum ben her gün duygum yemekleri çok seviyorum. Ama biraz öyle mi? Tadı çok güzel bunun. Evet güzel çocuk. Güzel yaptık ya. Dur bakayım bir köşkeye bakayım. Et suyunda yaptık. Allah. Çok güzel. Ne zaman sardınız siz buna? Sarmamı sardık. Anam. Çöreğimiz. Şöyle çöreğe bakayım. Biz çörek yiyoruz. Çöreği. Ay bakın. Allah'a sevgili izleyenler. Evet, şöyle bir sofra. Hep beraber şöyle toplanacağız, biz yemeğimizi yiyeceğiz galiba. Çok güzel, Volkan abim acıktı. Evet. Volkan abim Ramazan'dan çıktın. Evet. Bir aydır bu köye gelmeyi bekliyorsun. Geldik çok şükür, gari yiyelim. Çok güzel yemeğimizi yedik. Ayfer teyzem geldi. Hindi bir ondan muhabbet ediyoruz. Ayfer teyzem nasılsın bakın? İyiyiz, iyiyiz. Sizler de iyisiniz. İyiyiz çok şükür. Çok güzel şeyler hazırlamışlar. İyi afiyet olsun. Vallahi hep böyle hamarat mısınız siz? Böyle de köyler öyle olur. Ya sen bu köyden misin? Bu köydenim. Seviyor musun burayı? Seviyorum. Köyüm sevilmez mi? Değil mi? Sen çalışıyor musun hala bir şeyler yapıyor musun? Toprakla uğraşıyor musun? Hayır hiç çalışmıyor. Gençliğinde ne yaptın?
geldim geçi kütüğüm. Bu dağlarda. Kütüğüm. Bir sene oldu geçiyi bırakalım. Allah bağışlasın. Kaç amin. Tane var? Bir tane. Bir tane Allah bağışlasın. Sen nasılsın? İyi mi sen? İyi mi? Dişi pek güzelmiş. Börek çok güzelmiş. Değil mi? Vallahi baksanıza ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sen de bu köydensin. Evet, köy hayatı uğraşıyoruz işte. Nasıl geçiyor zaman? Vallahi çalışıyoruz hayvancılıkla. Geçimi sağlamaya çalışıyoruz her halükarda. Evet. Hiç böyle buradan başka bir yerde yaşamak istediğin oldu mu? Vallahi şehirlere bakınca bizim köy hayatımız daha güzel. Değil mi? Evet, yaşam şehirdeki şartları, imkanlarımız daha yüksek. Aşağıda her şey maddiyata dayanıyor yani. Değil mi? Evet. Zaten artık şehirdeki insanlar buraya geleceğim diye uğraşıp durur. Evet. Değil mi? Evet yani. Şehirdekiler köye artık. Aynen. Eski memnunsun. İnsanların dediği yere geldik yani. Hani değil mi? Köylüler şehir inecek, şehir insanı dağa gelecek diyormuş bu zamanda. Yani o zamanlara geldik yani. Allah sonumuzu hayretsin. Evet. Diyecek. Ama mutlusun. Çok şükür. Değil mi? Memnunsun. En büyük huzur, sağlık, huzur. Bu köyün önemli bir geçim kaynağı çam fıstığı, yani künar. Künarın kilosu şu anda ne kadar muhtarım? Burada içi 6-700 lira. 6-700 evet, yani evet. 600-700 lira. Bu köyde de künar işi yapıyorsunuz siz. Evet. Biraz aynen. Anlatır mısın muhtarım nasıl oldu o iş? Künar işi 15 yıldır, 20 yıldır diktik. Ve de yeni meyvelerini alıyoruz daha. Kişi başına 500 tane ağacımız var. Bir yani köydeki bir kişiye evet. 500 tane hane başına 500 tane künar ağacı verdiniz. Aynen. Çam fıstığı. Hükümetimiz bunu, devletimiz ağaçlandırdı. Köylümüze dağıttık. Muhtarım bu çok güzel bir şey değil mi? Evet. Çok he? Güzel. Çok şimdi güzel. Para kazanıyorsunuz bundan. Evet, aynen. Ne zaman sezonu? Bunun sezonu Kasım'da Mayıs'a kadar. Kasım'dan Mayıs'a kadar evet, var. Hasat zamanı. Şu hasat anda zamanı. Önümüzde evet. De bak sen sattın diğerlerini herhalde. Evet. Elimizde bir tane çam kozalağı var. Evet. Görüyorsunuz. Bildiğiniz kozalak burada. Bunun içinden bunlar çıkıyor. Nasıl açıyoruz muhtarım? Bir gösterelim mi? Şöyle bunu açabiliriz. Ay. Bunu açamayız. Bunu açamaz mıyız? Evet, onu açamayız. He, bak dışı böyle. Evet. Bakın çok güzel çıktı. Künar. Tanesi kaç para kim bilir? Okey. Ay, Volkan abi çok evet. Güzel. 4 tane de 3 tane dolu. Dolu. Verim evet. Güzel o zaman. Verim güzel evet. Ne zaman geçtikçe o ağaçlardan daha fazla künar daha elde edeceğiz. Daha çok gelir alacağız aynen. Çoluğumuz daha çocuğumuz çok kalacak. Bu köylü. Bu köydensin. Neler yaptın bu köyde? Her işi yaptık ya. Çiftçilik. Tabii. Neler ektin, neler biçtin? Bahçe yaptık bilmem ne işte öyle öyle. Güzel tabii. Geçti mi zaman? Geçti, he. Geçti. Değil mi? Memnunsun hayatından. Memnun. Allah'a şükür. Çok şükür. Evet. Peki köyünü seviyor mu? Seviyor. Çay ısmarlayacak mısın beni? Bağlayacağım. Hadi. Gayrı içeceğiz. Çay içelim o zaman. Ben olur sana mu? Her zaman bakıyorum, kahve içeceğiz. Kahve mi içeceğiz? Tabii. Kahve içiyoruz o zaman biz. Volkan abi, biz kahve içiyoruz. Köyde yaşayan Mustafa Çelik, kardeşi Musa Çelik'le birlikte bu görmüş olduğunuz kepçeyi tasarlamış. Kendisinin merakı varmış, araştırmış. Gördüğünüz gibi hem bayağı bildiğin kabinini yapmış, hem kepçesini yapmış. İnanamadım. Ben de bir içine geçeceğim. İçinde radyosu, kliması, her şeyi var.
Bakayım. İnanamıyorum. Mustafa şimdi bugün burada değil. Sığarım abi. Mustafa burada değil. Çünkü o gerçek bir iş makinesinde Muğla'da çalışıyor ama yapmış olduğu bu tasarım inanamadım ben çocuğu. Helal olsun. Şimdi 18 yaşında mı o? Kaç yıl oldu bunu yapalı? Bir yıl önce mi yaptı? Allah Allah. Bir oturan bakayım bir ben kullanabilecek miyim bakayım. Ay. Ay. Ay Volkan abi. Sığdım. Bak. Böyle. Aç ne oluyor bu? Kaldır önce. He. O kolu ileri ver şimdi. Onu şey Volkan'ı kullandıracağım. Böyle. Sen. Aa ben de kullanabilirim. Tabii. Aa gelin bakın kepçeğimiz şekil önümüzden çekilin valla. İşe arıyoruz. İşe. Baksana şuraya hoparlörü bak abi. Hoparlör var müzik sistemi kurmuş çocuk. İnanamıyorum ya. Klima bile var bak. Vallahi klima doğru, bile var abi. Şöyle. Abi baksana her şey var. Bayağı helal olsun ya çocuğumuzu nasıl tasarlamış. Abinle beraber. Sen de yardım etmişsin abine. Ettim ya. Abin seviyor mu böyle şeylerle uğraşmayı? Evet çok. Vallahi nasıl yaptınız bunu? Kaç günde yaptınız? Ya, uğraştık. Ne kadar sürdü olması? 3-5 ay. 3-5 ay diyorlar. Evet, üstü de açılıyor. Evet, sunrooflu. Sunrooflu ya. Evet. Aç bakayım bir daha. Musa. Ay bak bakayım. Ya nasıl yapmışlar ya. Muhtarım çocuklara bak sen helal olsun. Evet. Tuşlarına kar düşünmüşler. Helal olsun. Gurur duydun mu? Tabii ki. Tabii vallahi ki. Ne düşünüyorsun? Yani hiç eğitim görmeden operatör oldu şu anda. Evet yani çünkü kendisi merakı varmış. Yani yağcılık falan yapmadan operatör şu anda. Bunu bayağı bildim baksana. Mustafa kardeşimiz. Evet Musa da aynı yani. Allah Allah. Evet. Helal olsun. Görüyorsunuz ben bayağı etkilendim abi. Şuraya bak. Buradan öğrenmiş gitmiş şimdi artık operatör. Buradan Mustafa'ya selamlarımızı iletelim. Mustafa evet. Kardeşim gerçekten çok yeteneklisin. Hayatında başarılar diliyoruz. Başarılar bu da senin diliyoruz. Eserin. Ben değil de mi? Başarılar diliyorum. Evet. Fatma ablamla beraberiz şimdi. Fatma ablam nasılsın bakın? Çok şükür iyiyim. Allah aşkına siz görün daha iyi oldum. Vallahi ben sizi gördüm çok güzel oldum. Köyünüz çok güzel. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Evet sen çok buradan mısın? Başka yerden mi gelin geldin? Ben Erdere. Nasıl peki burada hayat? Çok güzel. Herkes çok güzel. Herkes çok iyi. Nasıl geçiyor zamanı? Memnunum hayatımda. Mutluyum. Mutlusun. Elhamdülillah çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Şey mi ne yapıyorsun? Üretimle uğraşıyor musun? Toprakla uğraşıyor musun? Ben... Çile'ye gidiyorum bu sene. Çile'ye gidiyorum. Mustafa amcam ve Mesure teyzemle beraberiz. Onlar da sağ olsun çok güzel evet. İzliyorlarmış beni. Evet. Anam. Hiç kaçılmıyor seni. Çok seviyoruz. Sağ olasın. Ben de sizi çok seviyorum. Ne yapıyorsunuz köyde? İncirle uğraşıyoruz. Evet. Beraber böyle garı koca mı uğraşıyorsunuz? Beraber uğraşıyoruz. En büyük destekçin? Eşim. Eşin deme. En eşim. Her şeyimin önünde eşim geliyor. Bak sen bu beyaz iş kimsene ya. He? Herhalde. Herhalde. Evet. Kaç yıldır evlilik? 47. 47 yıl oldu. Evet. Seviyorsun 47 yıldır. Seviyorum. Peki önce sen mi istedin yoksa büyükler mi istedin? Beraber anlaştık zaten. Anlaştınız mı kız? Beraber anlaştık evet. Nerede tanıştınız da? Dağda böyle böyle çok şey yaptı, eziyet etti. Hani naz etti. Evet. Eliyle biraz değil mi? Tabii ya. Tabii biraz olur. Evet. Sen şimdi hayvan çobanlığı yaparken, keçi koyun çobanlığı yaparken gördün. Evet. Ne yaptın? Çok zor ettim. Annemi söyleyeceğim dedi. Söyleme dedim ya. Söyleme, seviyorum dedi. Söyleme dedim ya. Ondan sonra sevmedi. Sevdi. Evet. Hem baksana ya. Sen de sevdin mi? Tamam dedin sen de. Tamam dedik. Kaç yaşındaydın evlendiğinde? 16 yaşındaydım. 16 yaşındı sen? 18. 18. Evet. Delikanlısın. Evet. Baksana zaten yakışıklı adam. Ya. Yani. Yani. Değil mi? Yani. Ondan sonra ikna ettin. Tamam i̇kna dedi. İkna ettim. 47 yıldır berabersiniz. Evet. Hala seviyorsun bir de. En çok sevdiğim eşim. Evlenmeyeceğim daha. Evlenemem. 30 oldun mu? 30 iyi kar tam normal. Yeter mi? Yeter kar. 35 ya gibi. Ya evlen kar. 35 diyorum ben. Hatta bizim de güzel olanlar var. İstersen buluruz. Olabilir. Alioğulları köyünün muhteşem incirini amcam getirmiş gelmiş. Bakın şunun güzelliğine. Allah. Evet.
Buranın inciri? İncir. Meşhur. Meşhur. Değil mi? Meşhur. Sen de bu işten uğraşıyorsun. Çok uğraşıyorum. Alıcı buluyoruz. Gayet istediğimiz gibi satabiliyoruz. Satıyoruz evet, canım. Evet, satıyoruz, satıyoruz. Geliyor. Bereket. Geliyor. Geliyor. İncirimizin karşılığını evet. Alıyor muyuz? Alıyoruz. Değil mi? Alıyoruz. Evet. Ama buranın incirin için neler söylüyorlar amcam? Birinci kalite. Aroması. Birinci kalite. Evet. Peki farkı ne? Aroması mı? Aroması. Baksana şunu güzel evet. Yememe değilsen baksana. Güzel diyeceğim. Güzel gözüküyor. Şimdi ben sizin için tadına bakacağım. Siz de benim için getirivermişsiniz. Evet. Volkan abi tadına bakmış bile. Afiyet olsun Volkan abi. Afiyet olsun. Volkan abi yani ağaçları yiyor ya. De gidi Allah'tı ya. Bu adam böyle gittiğimiz yerlerde yiyor sürekli. Kusur bakmayın ya. Ben incir dayandırmıyoruz. İncir dayandırmıyoruz. Aydın olarak seferber olduk. Zeytin ve inciri adam en çok o yiyor ya. Allah Allah. Ya iyisin zaten. İyisin, ya. Mahsus özel getirdim. Mahsus evet. Valla bizim için. Vallahi. Ben şöyle sizin için, ben de. Bir tane. Bir tane değil mi? Ay bakın aydınımızın muhteşem inciri, dağ incir dedikleri bu. Evet. Görüyorsunuz. Alioğulları köyünde şöyle içini açayım bir. Allah gar. Şunu bak gar. Evet. Altın sarısı. Maşallah. Bakayım bir yiyeyim ben. Muhtarımla beraber bin rakımlık bir tepedeyiz. Gerçekten çok soğuk muhtarım. Evet. Ama benim muhtarım sağ olsun sabahtan beni uyardı. Dedi ki, kızım dedi burası soğuk olur dedi. Ben Volkan abiye söylemeyi unutmuşum. Kendisi koç ceketle geldi. Ben yine içine kazak var Allah'tan. Bayağı bildiğin soğuk. Çok güzel bir manzara ama bu köyü görmek için değerdi. Muhtarım, öncelikle muhtarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir organizasyon yapmışsın. Aynı zamanda köyün çok temiz. İnanılmaz temiz. İnsanlarımız zaten sıcakkanlı. Sen de çok seviyorsun köyünü belli. Evet, biz de duydum. Davet ettin. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz derim. Hoş bulduk, hoş bulduk muhtarım. Valla. Sefa getirdiniz. Sağ olasın muhtarım. Köyüm 900 rakamda. Şu anda bulunduğumuz yer 1000 rakım. Ermezarı dediğimiz yerdeyim. köyümüzün buradan görünümü daha iyi olduğu için. Köyümüzü 270 nüfusumuz var. 100 haneden oluşmakta. Köyümüzün gelir kaynağı daha önceleri biz küçüklüğümüzde hep hayvancılık yaptık. Küçükbaş hayvancılıkla geçiniyorduk. 80'den sonra ağaç tarımına geçtik. İncir yapıyoruz şu anda. Kaliteli bir incirimiz oluyor. Arazilerimizde altyapısını iyi hazırlıyoruz. Terasislama yaparak ağaçlarımızı dikiyoruz ve de biraz göründüğü yön, evet çok önemli. Gördüğünüzde evet. 35 bin ağaç fıstık çamı yaptırdım. Köylülerimi 500 tane dağıtıldı. 500 ağaçları var. Oradan da gelir elde ediyoruz. Aynı zamanda biraz kestane ve zeytin kestane, de var. Aynı zamanda kestane ve de zeytin var. Evet. Hayvancılık da yapıyoruz bunun yanında. Gelir kaynaklarımız bunlar. Şimdi çok ilginç. Biz buraya tabii Aydın'dan geldik sevgili izleyenler. Yeni pazara girdik ama muhtarımla konuştuktan sonra baktık bir tarafımız Bozdoğan, Kavaklı. Evet, aynen öyle. Bir tarafımız Nazilli. Evet, yani çok ilginç. Köyümüzün şu andaki daha önce de Mehmet Çelik abimizin anlattığı gibi köyümüzün bir kısmı Bozdoğan ilçe sınırında, bir kısmı da Yeni Pazar ilçe sınırındayız. Evet. Yani ilçe sınırı olarak. Evet, ilçe sınırı olarak evet. Öyle belli. Burası Yeni Pazar merkezi kaç kilometre muhtemelen? 16 kilometre. 16. Aydın'a? Evet. Aydın'a 40'ta. 56 kilometre. 56 kilometre. Tabii evet. Biraz virajlı olduğu için yollar Aydın'dan gelen biri bir saatte zaman aynen. Geçirir. Değil evet, mi muhtarım? Evet. 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 Muhtarım dışarıdan çok fazla insan özellikle buranın bu havası, bu çam evet. Havası için burayı tercih ediyormuş. Nereden geliyor insanlar? Köyümün 80'li 70'li yıllarında göç veren vatandaşlarımız, köylülerimiz hep Aydın, Nazlı, Yeni Pazar gibi gidenler geri döndüler. Göçümüzü evet. Geri aldık. Göç vermiyoruz. Şu anda yani çoğalıyoruz. Bir de şey de var muhtarım. Yani dışarıdan sadece... bir de
yazlık için gelenlerimiz var. Ya Manisa'dan. Evet, Manisa'dan var, Konya'dan, Konya'dan var. Evet, Konya'dan buraya nasıl bulmuşlar muhtarım? İşte Yenipazar'da ve de Nazlı'da öğretmenlik yapmış. Evet. Şimdi buraya yazlık olarak tercih edip burada yazın kalıyor devamlı.